Evet değerli arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, merhabalar. Bir video dersiyle beraber sizler yine beraberiz. Bu video dersimizde tepkim hızlarıyla alakalı genel örnekleri çözeceğiz arkadaşlar. Evet, genel tarama konularına, örneklerine devam ediyoruz. Hemen ben soruya geçiyorum. Bakın arkadaşlar, bir tepkime denklemi verilmiş. Bu tepkime de x ve y'ye bağlı tepkim hızlarını grafiği verilmiş arkadaşlar. Diyor ki x ve y'nin derecesine bağlı değişim grafikleri verilmiştir. Kimin tepkim hızlarının? Buna göre arkadaşlar tepkime derecesi a artı b değeri ve hız eklemini bulunuz diyor. Hemen ben x'ten başlıyorum. Bakın arkadaşlar, x'in derecesi 1 iken, yani 1 üzeri a arkadaşlar, iken arkadaşlar, ben a değerini bulmak istiyorum iken, tepkime hızı arkadaşlar 1 olarak verilmiş. Bakın tepkime hızı. Biliyorsunuz tepkime hızları 1 mol bölü litre çarpı saniyedir daima. Arkadaşlar x'in derecesi 2 iken 2 üzeri a arkadaşlar, tepkime hızı kaç olarak verilmiş bize? 2 olarak verilmiş. Yine arkadaşlar 3 üzeri a eşittir. Yani x'in etkisi 3 üzeri a iken tepkime hızında arkadaşlar. Çünkü hatırlayalım, bu tepkimenin hız eklemi nedir arkadaşlar? TH eşittir k çarpı arkadaşlar x üzeri a çarpı nedir? Y üzeri b eşittir. Tepkimenin derecesi a artı b'dir. X ve y'ye bağlıdır arkadaşlar. Çünkü tepkimemiz birinci dereceden bir tepkimedir. Dolayısıyla 3 üzeri a buradan tepkime hızı eşittir 3 olarak verilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar 1 üzeri a 1 ise 2 üzeri a 2 iken 3 üzeri a 3 ise arkadaşlar, yani örneğin 3 üzeri a eşittir 3 üzeri 1 diyebilirsiniz. A buradan kaç çıkar? 1 çıkar. Yani x'in kuvveti kaçmış arkadaşlar tepkimede? X'in kuvveti tepkime hız eklemi x'in kuvveti 1'miş. Yani x'e 1. dereceden bağlı tepkime hızı sevgili öğrenciler. Hemen y'ye geliyorum. Bakın arkadaşlar, y derecesi 1 iken, burada y için yapıyorum bunu, 1 iken, buna da b diyorum arkadaşlar, y eşittir 1, 1 üzeri b iken arkadaşlar, hissediyorum tepkime hızı kaç arkadaşlar? Tepkime hızı 1 olarak verilmiş. Yine arkadaşlar y'nin derecesi 2 diyorum, 2 üzeri b iken arkadaşlar tepkime hızı, yani şu bölgen tepkime hızı 8 olarak verilmiş, yani 2 üzeri 3. Buradan arkadaşlar b 3 olarak bulunur. Yani burada tepkime hızı y'ye 3. dereceden bağlı sevgili öğrenciler. Dolayısıyla düzenleyecek olursak tepkime hızı eşittir arkadaşlar, k hız sabitidir, x üzeri arkadaşlar 1 çarpı nedir? Y üzeri 3 olarak bulunur. 4. dereceden bir tepkimedir arkadaşlar. Dolayısıyla burada a artı b değeri 1 artı 3 değer sevgili öğrenciler 4 olarak bulunur. Yani a artı b değerini buldum arkadaşlar. Tepkime derecesini yazalım. Tepkime derecesi neydi hatırlayalım. Hız eklemine yer alan arkadaşlar bileşenlerin üstel sayıların toplamıdır. Üstel sayı toplamı 1 artı 3'ten arkadaşlar 4 olarak bulunur sevgili öğrenciler. Hız eklemini zaten burada yapmış olduk? Çıkarmış olduk sevgili arkadaşlar. Evet, hemen tahtamızı silerek arkadaşlar ne yapalım? Dersimize devam edelim. Çünkü ilk örneğimizi çözdük. Artık ilk örneğimizi ne yapabiliriz? Hızlı bir şekilde sevgili öğrenciler silebiliriz. Evet. ÖSYM'in böyle basit sorular sorabilir arkadaşlar. Geçmiş yıllarda sorduğu gibi. Hemen iki doğalı soruya geçiyorum. Bakın. Tepkimeyi tekrar yazıyorum. AX tabi gaz fazında artı BY gaz fazında arkadaşlar. Buradan XA YB gazı yazdığım zaman arkadaşlar. Tabi burası silinmiş. Orayı şöyle düzelteyim. Tepkimesi tek adımı gerçekleşmektedir. Bu tepkime ile ilgili x derecesi sabit tutulup y'nin derecesi iki katına çıkarıldığında tepkim hızı iki katına çıkıyormuş arkadaşlar. Yani y, şöyle göstereyim. Y'nin derecesi arkadaşlar iki katına çıkarıldığı zaman iki katına ne diyor? Tepkim hızı iki katına çıkıyormuş arkadaşlar. Tepkim hızı da yazalım. İki katına çıkıyor. Bu ne diyor arkadaşlar? Şöyle gösterebiliriz. Örneğin önce y'nin derecesini 1 alalım. A diyelim buraya. Arkadaşlar tepkime hızına ne diyelim? R diyelim. 2 katına çıkardığım zaman 2 olur derecesi. Buraya A diyelim. Tepkime hızı ne oluyormuş arkadaşlar? 2 katına çıkıyormuş. Yani 2R oluyormuş. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 1'den A değerimiz 1 çıkar. Yani tepkime hızı arkadaşlar y'ye 1. dereceden bağlıdır diyebiliriz. Daha hız sabiti birimi arkadaşlar litre küp bölü mol küp çarpı saniye olarak verilmiş. Hatırlayalım mı arkadaşlar? Hız sabiti kanunu nasıl bulunuyordu? Litre bölü mol arkadaşlar üzeri derece eksi 1, bu kısaltılmış arkadaşlar, çarpı 1 bölü saniyeden bulunuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar bakın, ben bunu düzenleyecek olursam litre bölü
Arkadaşlar mol üzeri küp çarpı 1 bölü saniye demektir. Şu vermiş olduğumuz ifade. Demek ki buradan arkadaşlar buradan bakın DRC eksi 1 eşittir 3 çıkar. Buradan DRC tepkime derecesi 4 olarak bulunur. Ben şimdi tepkime hız bağlantısını yazıyorum. Tepkime hız bağlantısı K çarpı arkadaşlar. Buradan X üzeri yazalım. A kuvveti çarpı Y üzeri B'nin kuvvetidir diyebiliriz. Şimdi bakın X'in ben özür dilerim Y'nin etkisini bulmuştum arkadaşlar. Y neydi? Bir Y'nin etkisi birinci derecedendi. Yani buradan B değerimiz kaç olarak bulunmuş? Bulmuş olduk. 1 olarak bulmuş olduk. Peki tepkime derecesi 4 eşitse demek ki arkadaşlar buradan A artı B eşittir 4'ten B'yi ben 1 olarak bulmuştum. A artı 1 eşittir buradan 4. A buradan 3 olarak bulunur. Yani arkadaşlar şu demektir. Tepkime hızını biz R ile gösteriyoruz. R eşittir K hız sabiti çarpı X üzeri 3 çarpı Y üzeri sevgili öğrenciler 1 olarak bulunur. Dolayısıyla arkadaşlar soru ne diyor? Hız eklemini bulunuz diyor. Bulduk arkadaşlar. X küp çarpı Y üzeri 1'dir. A artı B'nin değerini bulunuz diyor. A artı B 4 olarak bulduk arkadaşlar. İkinci bileşenini bulduk. Kap hacmi 2 katına çıkarıldığında hız kaç katına çıkar diyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda X ilk durumda yani R1'i arkadaşlar X Y'yi 1 olarak alabilirsiniz. 1'in küpü çarpı 1 üzeri 1'den arkadaşlar. Burayı R1 buradan K olarak bulunur. Peki ben nasıl bir değişim yapıyorum? Kap hacmi 2 katına çıkarıldığında yani kap hacmi 2 katına çıkarılması molar değerinin yarıya düşmesi demek arkadaşlar. O da R2 eşittir diyorum. Aynı tepkim olduğu için K sabiti değişmez. Burada arkadaşlar 1 bölü 2'nin küpü çarpı arkadaşlar 1 bölü 2'nin birinci kuvvetidir. Bu da R2 eşittir. K çarpı 1 bölü 8. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8'dir çarpı 1 bölü 2'den arkadaşlar. R2 buradan K bölü 16 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tepkime hızı 16 kat arkadaşlar ne yaptı? Azaldı. Gördüğünüz gibi 16 katına indi arkadaşlar. 16 kat azaldı diyebiliriz. Evet ben tahtamı silip arkadaşlar diğer örneklerle olaya devam etmek istiyorum hızlı bir şekilde. Yani bu soruda tepkime hızı R'den K R bölü 16'ya inmiş oldu değerli arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde yani aslında burada 16 kat azaldı değil de 1 bölü 16'sına düştü dememiz daha doğru olur. 16 kat azaldı tabiri yanlış düşüyor arkadaşlar. Yani 1 bölü 16'sına düştü diyebiliriz tepkime hızını. Evet hemen sağ taraftan devam edelim arkadaşlar. Bakın burada bir grafik verilmiş. Grafik x'ye 3 değişiminin zamana bağlı grafiği verilmiş. Tepkimimizden şunu alıyorum. 3x arkadaşlar gazı artı burada y gazı arkadaşlar. Gel sağ tarafa ürünlerine geçiyorum. x3y gazı diyorum sevgili öğrenciler. Tepkimesinde x, y, 3'ün değişimi zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Tabloda verilmiş zaten. Buna göre 3. ve 6. saniyeler arasındaki x'in harcama hızını bulunuz diyor. Şimdi ben grafikten neyi bulabilirim? Grafikten arkadaşlar bu x, y, 3'ün oluşum hızını bulabilirim. Bakın 3 ve 6. saniye arasında molar değişimini bulabilir miyim? Evet. Molar değişimi bölü arkadaşlar. Değişimi bölü delta t bana neyi verecektir? X, Y, 3'ün hızını verecektir. R, X, Y, 3 hızı arkadaşlar. Oluşum hızı. Oluştuğu için artı diyebilirsiniz buraya. Bakın 1 eksi. Bakın 6. saniyedeki molar değişim 1. 3. saniye molar değişimi 0, 4'tür. Bölü delta t 6 eksi 3'tür. Zaman aralığı. Artı buradan 0, 6 bölü 3'ten arkadaşlar. Buradan R eşittir. 0, 2 arkadaşlar. Birim midir? Mol bölü litre çarpı saniyedir. X, Y, 3'ün oluşum hızı. Bakın arkadaşlar kas sayıları bakıyorum. Kas sayıları 3, kas sayısı 1, kas sayısı 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar R'nin oluşum hızı 0, 2 mol bölü litre çarpı saniye olduğu için 1, 1, 3 olduğu için arkadaşlar burası 0, 2 mol bölü litre çarpı saniye. Yine arkadaşlar burası da bakın 3 katı olduğu için eksi 0,6 mol bölü litre çarpı saniyedir. Yani buradan arkadaşlar Rx eşittir. Eksi 0,6 mol bölü litre çarpı saniyedir. X'in harcama hızı sevgili öğrenciler harcama hızını sorduğu için. Bakın bileşenler tek tek ne yaptım ben? Oluşum ve harcama hızlarını buldum sevgili arkadaşlar.
Evet, tahtamı hemen silip ne yapalım? Diğer örneğimize geçelim ve yine doğaçlama örneklerimizle konuyu pekiştirmeye devam edelim. Şimdi ben tahtaya tekrar yazmak zorundayım tepkimin arkadaşlar. Burada birden fazla tepkime verilmiş. Ben kalemlerimizin birisini herhalde yanlış almışım. Şunu alayım. Buradan devam ediyorum. H2O2 arkadaşlar. H2O2 aqua yazıyorum. Buraya alayım. Artı arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde O eksi özel bir soru. ÖSYM buradan özel sorular soruyor. Önemli de dikkat edelim buraya. Geniş bir anlatım yapacağım. H2O sıvısı artı arkadaşlar. O eksi aqua yani bu tepkime yavaş tepkimeymiş. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. Bu birinci kademe. İkinci kademe geldim. IO eksi AQ arkadaşlar. Artı hemen geçiyorum. Hidronyum iyonu H3O artı aqua. Geldim sağ tarafa arkadaşlar. Hidro iodat HIO. Hidrojen iodat da diyebiliriz. Aqua artı arkadaşlar. H2O sıvısı tepkimesi hızlıymış. Yani son tepkimeye geldik. Üçüncü kademeye I eksi arkadaşlar. I eksi aqua artı. Devam ediyorum. HIO aqua arkadaşlar. Artı buradan. H3O artı. Gel sağ arkadaşlar. 2H2O sıvısı artı I2 katısı. Şimdi benden istediklerim nelerdi? Bakalım arkadaşlar. Basamaklara verilen tepkime üçüncü basamak da hızlıymış. Kademeli olarak verilmiş arkadaşlar. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe. Net tepkimesinin hız eklemini ara ürünleri bulunuz diyor. Aynı zamanda tepkime hızını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar tepkime hızı mekanizmalı tepkimelerde eğer bir tepkime birden fazla basamaktan meydana geliyorsa arkadaşlar tek kademe değil çok kademeli yani mekanizmalı tepkimelerdir. Mekanizmalı tepkimelerde arkadaşlar yavaş basamak tepkime hızını belirler. Mekanizmalı tepkimelerde virüs basamakta oluşup alt basamakta harcanıyorsa bu madde ara üründür. Mekanizmalı tepkimelerde üst kademelerden girip son kademeden çıkıyorsa o madde katalizördür sevgili öğrenciler. Hemen ben soruya geçiyorum. Tepkime hızından başlayabilirim. Tepkime hızı eşittir R eşittir K çarpı. Kimin hangi tepkime göre yazacağım? Bakın 3 tane tepkimemiz var. Yavaş, hızlı, hızlı. Tabii ki yavaşa göre yazacağım. K çarpı arkadaşlar. Bakın buradan H2O2'nin birinci kuvveti arkadaşlar. Girenlere göre yazın. Hatırlayalım tepkime hızı. Buradan da I eksenin birinci kuvveti. Biraz düzenleyelim. Biraz düzensiz oldu. Alttan devam edebilirim veya şuradan devam edebilirim. K çarpı arkadaşlar bakın H2O2 hidrojen peroksitin derişiminin birinci kuvveti çarpı iyodür iyonunun derişiminin birinci kuvvetidir. Yani tepkime derecesi 2'dir arkadaşlar. Bu tepkimen derecesi kaçtır? 2'dir. Derece neydi? Üstel sayının toplamıydı. Yazalım. Derece 2'dir sevgili öğrenciler. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bana net tepkimeyi istiyor. Net tepkimeyi bulmak için ne yaparız? Tepkimenin tamamını toplarız sevgili arkadaşlar. Toplayalım şimdi. Bakın arkadaşlar virüs kademede oluşup alt kademelerde harcanan var mı bakalım. Örneğin arkadaşlar bakın iodat iyonu 1'de oluşmuş 2'de harcanmış. Dolayısıyla arkadaşlar iodat iyonu ne yapıyorum? Eriyorum. Dolayısıyla şuradan devam edelim. IO eksi nedir arkadaşlar? Ara üründür. Bir tane ara ürün ne yaptık? Bulmuş olduk. Yine bakıyorum bakın hidrojen iodat gördüğünüz gibi ikinci basamakta sağda oluşup alt üçüncü basamakta bakın solda harcanmış. Dolayısıyla HIO nedir arkadaşlar? Yine ara üründür. Onu yazalım. Ara ürünlerde bulduk arkadaşlar yanmıyorsam. Net tepkime geleceğiz şimdi. Peki katalizör var mı? Yani bir ve iki, bakın birinci ve ikinci basamakta girenlerde olup ürünlerde olan var mı? Bakıyorum arkadaşlar. I2 iot burada yok. H2O burada olmadığı için bu tepkimenin katalizörü yoktur. Dolayısıyla tepkimeyi toplayabiliriz. Tepkimemizin net denklemi H2O2 arkadaşlar. Aqua artı. Bakın iki tane iodur var. 2I eksi arkadaşlar. Aqua artı. İki tane hidronyum iyonu var. 2H3O artı. Aqua arkadaşlar. Gel sağ tarafa. Bakın iki tane su burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. 4H2O sıvısı arkadaşlar. Artı bakın I2 iot burada var. I2 katısında burada ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar net tepkime yazmış olduk. Bu tepkimemiz ne diyoruz? Net tepkime denklemi diyoruz. Net tepkime yazdık. Hız eklemini yazdık arkadaşlar. Ara ürünleri yazdık.
tepkime hızını hız denklemine yazdık. Tepkimin hızı aslında aynı şeydir. Hız denklemine tepkime hızı aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla tepkimenin hız denkleminden yapmış olduk. Yazmış olduk. Evet, ben hemen tahtamı sildim arkadaşlar. Mekanizma tepkimeler alakalı özel örneklere devam edeceğim. Çok önemlidir. Ben arkadaşlar şuradan silgi alayım. Hızlı bir şekilde tahtamızı daha iyi silebilmek için. Evet, ben tekrar edeyim arkadaşlar. Mekanizma tepkimelerde üst basamaklardan oluşuyor. Alt basamak tarifleniyorsa ara üründür. Mekanizma tepkimelerde üst basamaklarda girip son basamaktan çıkıyorsa o madde katalizördür sevgili öğrenciler. Katalizörler ve ara ürünler net tepkimede ne yapmazlar? Gösterilmezler. Bu çok önemli bir kavramdır sevgili öğrenciler. Hemen bir örnek yapalım arkadaşlar. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz arkadaşlar şu olsun. H2 gazı artı arkadaşlar. 2NO gazı buradan N2O gazı artı H2O arkadaşlar yazabiliriz. H2O gazı. Bu yavaş basamak olsun arkadaşlar. Yine H2 gazı artı N2O gazı arkadaşlar. Buradan N2 gazı artı H2O gazı yazabiliriz. Buna da biz ne diyelim? Hızlı basamak diyelim. Şimdi peki biz neyi bulalım arkadaşlar? Biz neyi bulalım? Hız denklemini bulalım. Hız denklemi. Onu bulalım. Mertebesini veya dereceyi bulalım arkadaşlar. Derecesini bulalım tepkimenin. Net tepkimeyi bulalım. Arkadaşlar başka ara ürünü bulalım. Ara ürün. Varsa arkadaşlar neyi bulalım? Katalizörü ne yapalım? Bulalım sevgili öğrenciler. Bakın 4 tane soru sorduk. Hız denklemini bulacağız. Dereceyi bulacağız. Tepkimenin derecesi. Net tepkimeyi bulacağız. Yazalım arkadaşlar. Net tepkimeyi bulacağız. Ara ürün bulacağız ve katalizör bulacağız. Hız denkleminden başlıyorum arkadaşlar. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim. C diyelim. D diyelim. E diyelim. Ne yapalım? A'dan başlayalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. A'dan başlıyoruz. Hız denklemi mekanizma tepkimeler daima yavaş basamağa göre yazılır. Dolayısıyla R eşittir diyorum. Bir K hız sabiti var. H2'nin derişiminin birinci kuvveti çarpı arkadaşlar NO derişiminin neydir? Karesidir diyebiliriz. Dolayısıyla B şıkkı 1 artı 2 bize dereceyi verir. Yani tepkime derecesi arkadaşlar 3'tür. Molekülleri tekrar derece karıştırmayalım. Molekülleri de net tepkimedeki girenlerin katsayı toplamıdır. Derece ise arkadaşlar tepkime derecesi nedir? Yavaş basamaktaki mekanizmalı ise yavaş basamaktaki arkadaşlar bileşenlerin üstel sayılarının toplamıdır diyebiliriz. Net tepkimeyi gelecek olursak arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Üstteki tepkimeleri toplayacağım alt alta. Topluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada ara ürün var mı? Bakın üst basamakta N2O oluşmuş alt basamakta harcanmış. Dolayısıyla N2O ne yapabiliriz? Eleyebiliriz. Ara üründür arkadaşlar. Başka ara ürün var mı? Bakıyorum. Yanılmıyorsam başka ara ürün yok. Üste oluşup altta, üstten girip alttan çıkan var mı? Yok. Yani tepkimede katalizör yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada net tepkime yazabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde yazalım. 2 tane H2 gazı arkadaşlar. A artı 2 hemen bakın buradan ne var? 2NO gazı var. Gel sağ gipsol arkadaşlar. Özür dilerim sağ tarafa geldim. N2 gazı artı 2H2O gazı nedir? Tepkimenin net tepkimesidir diyebiliriz. Ara ürünler ne yapmazlar arkadaşlar? Tepkime net tepkimede gösterilmezler. Dolayısıyla C şıkkını zaten burada yapmış olduk. C şıkkını da bulmuş olduk. Gelelim D şıkkına. Ara ürün kimdir arkadaşlar? N2O'dur. Üstte oluşup altta harcanır. Katalizör arkadaşlar E şıkkının katalizör yoktur. Katalizör olabilmesi için üstten girip sondan çıkması gerekirdi. Örneğin ben buraya bir X ilave edeyim. Buna bir X çıkarsaydım o maddemiz ne olurdu? Katalizör olurdu sevgili öğrenciler. Evet, hemen hızlı bir şekilde ben mekanizma tepkimeler ne yapmak istiyorum? Devam etmek istiyorum. ÖSYM'nin ara sıra sorduğu soru tipleri var. Mekanizma tepkimeler alakalı. Deneyler var arkadaşlar. Deneylerden örnekler söylemek istiyorum. Örnek bu önemlidir arkadaşlar. AX gazı arkadaşlar artı BY gazı. Buradan XA, YB gazı. Tepkimesine ait arkadaşlar. Tepkimesine ait. Ne diyelim buna biz? Deney sonuçları verilmiştir. Deney sonuçlarına göre arkadaşlar.
Şimdi deney sonuç deney no yazalım buraya. Deney no diyelim arkadaşlar. X'in derişimi, Y'nin derişimi ve hız arkadaşlar. Hız da neydi hatırlayalım? Mol bölü litre çarpı saniyeydi daima. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Tablo yapalım. Bu çok önemlidir. Lütfen öğrenelim arkadaşlar. Birinci basamak. Basitten başlayacağım. Sonra biraz da karmaşa doğru gideceğim arkadaşlar. 0.01 0.01 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun. 0.01 0.02 arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun. 0.02 0.02 arkadaşlar. Burada ne diyelim? 64 çarpı 10 üzeri eksi 12 olsun. Şöyle gösteriler, bilimsel gösterim tercih edilir. Onu şöyle ben düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar ben neyi bulmak istiyorum burada? Yazalım tabloya göre. A şıkkı hız denklemi. Önce hız denklemi. B şıkkı K'nın birimi arkadaşlar. K'nın birimi önemlidir. C şıkkı K'nın değeri arkadaşlar. K'nın değeri. D şıkkı arkadaşlar A artı B değerini bulalım hızlı bir şekilde. Bu özel deneyden ne yapacağız? Tepkimeye ait değerleri bulacağız. Buradan arkadaşlar tepkimenin tek kademeden yoksa bir de çok kademeden meydana geldiğini de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Yani bir tepkimenin mekanizmalı olup olmadığını deniz, herhangi bir andaki deney sonuçlarına bakarak anlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. Bu tarz sorularda her bileşeni ayrı ayrı inceleyeceğim arkadaşlar. Önce X'ten başlayayım. Yani X'in derişiminin değişiminin hızla etkisini inceleyeceğim. O zaman ben ne yapmam lazım? Bakın önce Y'den de başlayabiliriz. Yani Y'nin derişiminin değişiminin hızla etkisini inceleyebiliriz. Bakın X burada sabit, derişim değişmemiş gördüğünüz gibi. Yani derişim değişmiyorsa hızla etkisi yoktur. Bakıyorum Y'nin derişimi kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış arkadaşlar. Hıza bakıyorum. Hız da kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Dolayısıyla arkadaşlar ben burada şunu diyebilirim. Y üzeri A eşittir arkadaşlar. 2 üzeri 1 değerine eşittir diyebilirim. Y üzeri A yani 2 katına çıktığında hız 2 katına çıkıyorsa yani 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 1'den hissediyorum. A buradan 1 çıkar. Yani arkadaşlar Y'nin hızı etkisi Y üzeri 1'dir. 1. derecedendir diyebilirsiniz. Y'yi bulduk arkadaşlar. Gelelim X'e şimdi. X'i incelemek için Y'yi araştıracağım. Özür dilerim. Y'yi sabit tutacağım. Bakıyorum arkadaşlar. 0.02 0.02 dolayısıyla burada sabit Y'nin derişimi değişmemiş. Yani 2 ve 3 numaralı deneylerde Y sabit tutulup X değiştirilmiş. Değişken X. Dolayısıyla bakıyorum kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri yani X derişimi 2 katına çıktığında 2 üzeri ve tepkime hızını kaç katına çıkartıyor? Bakın 8 çarpı 10 üzeri eksi 12 6.4 çarpı 10 üzeri eksi 11 düzenleyelim. 64 çarpı 10 üzeri eksi 12. Yani 8'in karesi kaç? 64. Dolayısıyla arkadaşlar 8 katına çıkmış. Dolayısıyla ben ne diyorum? 8 üzeri 2 diyorum. B buradan kaç çıkar arkadaşlar? 2 çıkar. Yani ikinci kuvveti de doğru orantılıdır. Dolayısıyla arkadaşlar X üzeri ne diyeceğim ben buradan? X üzeri sevgili öğrenciler 2 diyeceğim. Dolayısıyla tepkime hızı eşittir R eşittir K çarpı X'in ikinci kuvveti çarpı Y üzeri 1'de sevgili öğrenciler. Dolayısıyla hız eklemini bulmuş olduk. A şıkkını bulduk. K'nın birimi. Arkadaşlar bu çok önemlidir. Herhangi bir deney sonuçlarını tepkimede yerine yazarak K'nın önce K'nın birimi sormuş. B şıkkı diyorum. K'nın birimi arkadaşlar litre bölü basit bir pratik yöntemdir bu arkadaşlar. Çarpı 1 bölü saniyeden bulabiliriz. Tabi litre bölü mol. Buraya ne yazacağım? Derece eksi 1 yazacağım sevgili öğrenciler. B'ye buradan devam edeyim isterseniz veya buradan devam edeyim. Bir düzeltelim. Hissediyorum. Şimdi arkadaşlar tepkime derecesine bakıyorum. Tepkime derecesi kaç? 2, 1 daha 3. Derecesi 3 arkadaşlar. Dolayısıyla derece yerine 2, 3 yazdığım zaman 3 eksi 1, 2 olur. Yani litre kare bölü arkadaşlar. Mol kare çarpı 1 bölü saniyedir K'nın birimi. Gelelim C şıkkına. K'nın değeri. Herhangi bir deney sonuçlarını tepkimeden yerine yazabiliriz. Deney tepkime denkleminde. Veya hız denkleminde yazabiliriz. R eşittir K çarpı arkadaşlar. X'in ikinci kuvveti çarpı Y'nin neydi? Birinci kuvveti idi. Şimdi bakın R'ye bakıyorum. Birinci deneydeki verileri kullanmak istiyorum. Hızımız kaç arkadaşlar?
4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir. K çarpı diyorum. X'in karesi. Bakın 1'in oğlu denedi. X'in derişim kaç? 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 2'nin neyi karesi arkadaşlar? Çarpı gelelim y'ye. Y de 10 üzeri eksi 2 arkadaşlar. Üzeri 1. Dolayısıyla buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 eşittir diyorum. K çarpı 10 üzeri eksi 2'nin karesi 10 üzeri eksi 4. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 6 olur. Buradan kare çekerseniz 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulunur sevgili öğrenciler. Dolayısıyla ben D şıkkını da bulabilirim. D şıkkı da A artı B. A artı B'yi sormuş. A artı B nasıl bulabiliriz? Üstel ifadeden bulabiliriz arkadaşlar. A'yı 1 bulduk. Buradan da B'yi de kaç bulduk arkadaşlar? A'yı 1 bulduk. Bakın özür dilerim. X'in katsayısı A idi. Buradan yalnız buradan Y'ye kaç demişiz? B demişiz. Ben hemen basit bir düzeltme yapayım. Y'ye B demişiz arkadaşlar. Buradan B 1 2 üzeri B eşittir. Buradan da B 1 çıktı. Gelelim arkadaşlar A'yı bulmaya. Burada bir karışıklık yaptık ama 2 üzeri B eşittir. Buraya da ne diyeceğiz? A'yı bulduğumuz için A diyeceğiz. Çok özür dilerim. A değeri de 2 çıkar. Yani sonuç değişmez. Buradan A 2, B 1 olarak bulunduğu için A artı B değeri de 3'tür sevgili öğrenciler. Yani D şıkkını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet ben bazen doğaçlamacı yaptığımız için hızdan dolayı arkadaşlar bazen harflerin yerlerini değiştirebiliyoruz. Hemen fark edip ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz tahtamızda. Evet ben tahtamı siliyorum arkadaşlar. Yine konulara göre hızlı bir şekilde yine bir soru çözeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çözelim. A artı B değerini bulduk. Bu tepkimeyi arkadaşlar tek basamaklı olarak kabul edelim. Çünkü A ve B değer verilmediği için mekanizmalama yoksa tek kademeli olduğunu ne yapamayız? Belirleyemeyiz. Şimdi arkadaşlar yine buradan 3x gazı arkadaşlar artı 4y gazı buradan x 3 y 4 gazı tepkimesine ait arkadaşlar. Tepkimesine ait. Ne diyelim? Deney sonuçları. Evet. Deney sonuçları verilmiştir. Aynı şekilde tablo yapacağız. Sonuçları verilmiştir. Hemen yapalım arkadaşlar. Deney no diyoruz. Deney no 1, 2, 3 diyelim. X derişimi arkadaşlar. Y derişimi ve buraya da ne diyelim? Hız diyelim. Hız mol bölü litre çarpı saniye olsun. Evet hemen derişimlere geçiyorum arkadaşlar. Buradan 0.1, 0.1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 arkadaşlar. 0.2, 0.1, 4 çarpı arkadaşlar 10 üzeri eksi 7. Buradan şimdi bakın burası sabit aldık. Burası 0.4, buraya da 0.2 alalım arkadaşlar. 32 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak verilsin arkadaşlar. Şimdi tabloya göre arkadaşlar ne yapalım? Tabloya göre. A şıkkı tepkime hız denklemi. Hız denklemi. B şıkkı dereceyi bulalım arkadaşlar. Tepkime derecesinin C şıkkı K'nın birimi arkadaşlar. K'nın birimi. D şıkkı K'nın değerini ne yapalım? Bulalım. Aynı zamanda tepkime mekanizmalama değil mi? Onu da ne yapalım? Beraberce bulalım. Hemen ne yapıyorum ben? İşleme koyuyorum. Bakın bu soru biraz orijinal arkadaşlar. İyi takip edelim. Bakın gözüme ilk çarpan sabit değerden başlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 ve 2 nolu deneyde y'nin derişimi sabit. Buraya sabit aldığım zaman sabit hızla etkisi olmaz. X derişimi kaç katına çıkarılmış? 2 katına çıkarılmış. Hıza bakıyorum. Kaç katına çıkarılmış? 2 katına çıkarılmış. 2'nin hangi kuvveti 2'dir? Birinci kuvveti. Yani arkadaşlar 2 buraya x üzeri özür dilerim. Buraya a dersek 2 üzeri a eşittir. 2 katı olduğu için 2 üzeri 1'den arkadaşlar a buradan 1 değer çıkar. Yani x'in etkisi arkadaşlar 1'dir diyebiliriz tepkime hızını. Gördüğünüz gibi x'in denklemdeki katsayısı 3. Hız denkleminin katsayısı 1 olduğu için dolayısıyla mekanizma tepkimedir diyebilirsiniz. Bu tepkime tek basamaklı değil. Mekanizmalı bir tepkimedir arkadaşlar. Gelelim şimdi ben neyi arayacağım? Y'nin etkisini arayacağım arkadaşlar. Y'nin etkisini bulabilmek için x'in sabit olduğu değerlere bakmam lazım. Ama x'in sabit olduğu değer yok. Peki ne yapmam lazım? Bakın arkadaşlar. X'in etkisini ben bulmuştum. X üzeri 1 olarak. Dolayısıyla ben buradan x'in derişimi kaç katına çıkarıyorum? 2 katına çıkarıyorum.
2 üzeri 1, 2 üzeri 1, 2 olduğu için buradan ekstra bir ne çıkartmam lazım? Hız çıkartmam lazım. 2 katını alırsanız 8 çarpı 10 üzeri eksi 7 olur arkadaşlar. X'in etkisinden dolayı. Sonra geldim y'ye arkadaşlar. Bakın kaç katına çıkmış arkadaşlar hız? Özlerin derişim 2 kat. Yani y'nin derişim 2 katına çıktığında hıza bakıyorum arkadaşlar. 8 çarpı 10 üzeri eksi 7, 32 çarpı 10 üzeri eksi 7 gördüğünüz gibi 4 katına çıkmış. 4 kat yazıyorum. Dolayısıyla ben y'nin etkisini bulurken 2 üzeri b diyeyim. 2 üzeri b kaça eşit? 4'e eşit. 4. Buradan arkadaşlar 2 üzeri b eşittir 2'nin ikinci kuvvetinden hissediyorum. B buradan karşı çıkar 2. Yani y'nin ikinci kuvvetiyle doğru orantılıdır hız. Artık a şıkkını yapabilirim. R eşittir k çarpı arkadaşlar. X'in birinci kuvveti çarpı y'nin ikinci kuvvetidir diyebilirsiniz. A'yı bulduk. Hız denklemini bulduk. Dereceyi bulalım. B şıkkı derece. 1, 2 daha kaçtır arkadaşlar? 1, 2 daha 3'tür diyebiliriz. Gelelim C şıkkına. K'nın birimi. K eşittir neydi birim? Mol bölü özür dilerim. Litre bölü bu pratik işlemdir. Mol çarpı 1 bölü saniye. Tabi bunun neyi? Derece eksi 1'i arkadaşlar. Hissediyorum buradan. Litre bölü mol diyorum. Parantez. Şimdi dereceye bakıyorum. Derecesi kaçtı? 3'tü. 3 eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden buradan arkadaşlar litre kare bölü mol kare çarpı 1 bölü saniye bize neyi verir? K'nın birimini verir sevgili öğrenciler. Hemen ben ne yapayım? D şıkkına gireyim. D şıkkı K'nın değeri diyor. İsteyen istediği basamağı kullanabilir. Ben daima birinci basamağı kullanıyorum. R eşittir arkadaşlar. K çarpı X, X'in derişiminin kaçıncı kuvveti? Birinci kuvveti arkadaşlar. Birinci kuvvet çarpı y'nin derişiminin ikinci kuvvetidir diyebiliriz. Veya buradan hız verilmiş. Nedir hız? 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. K çarpı x derişim kaç arkadaşlar? 10 üzeri eksi 1. Birinci kuvveti çarpı y'nin derişimine bakıyorum. 10 üzeri eksi 1. Kaçıncı kuvveti? İkinci kuvveti. Çünkü y'nin karesi gördüğünüz gibi. Yani bu denklemi kullanıyorum. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. K çarpı 10 üzeri eksi 1 karesi 10 üzeri eksi 2. 10 üzeri eksi 1'i çarparsam arkadaşlar 10 üzeri eksi 3 olur. Burası matematik artık. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 bölü 10 üzeri eksi 3'ten arkadaşlar şunu ben değiştirelim çarpı olarak kalsın. Bu 3'ü düzeltelim. Buradan arkadaşlar ne olur? Ne çıkar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulunur. K'nın değerli sevgili öğrenciler. Evet bakın ve bu tarz zorlayıcı sorular gelebilir. Dikkat edelim sevgili öğrenciler. Ben hemen tahtamı silip 3 tane bileşenli örneklere geçmek istiyorum. Tepkime hızıyla alakalı. Evet hızlı bir şekilde tahtamı silelim arkadaşlar. Siliyoruz. Bu tarz tablo sorularında ÖSYM arkadaşlar. K'nın birimi, K'nın değeri, tepkime derecesi gibi kavramları, bilgileri sizlere sormaktadır. Yani tablo sorularında önce neyi buluyoruz? Tepkimenin hız denklemini buluyoruz sevgili arkadaşlar. Bu tepkime mekanizmal tepkimeydi. Çünkü genel denklemdeki katsayı 3 idi. Ama hız denklemindeki x'in üstel değeri 1 idi. Uyuşmadığı için arkadaşlar mekanizmal tepkimedir diyebiliriz. Yine 3x gazı artı 2y gazı artı 4z gazı arkadaşlar. Gel sağa git sola. Buradan x özür dilerim tek yönlü. X3, Y2, Z4 gazı tepkimesine göre yazıyoruz. Tepkimesine göre. Deney sonuçları verilmiştir. Yazalım. Deney sonuçları verilmiştir. Yani de aşağı tabii ki verilmiştir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar tablo yapacağız. Bu tabloya göre sonuçlar çıkaracağız. Deney no diyorum arkadaşlar. 1 diyorum. 2 diyorum. 3 diyorum. 4 diyorum. X derişimi arkadaşlar, Y derişimi, Z derişimi ve ne diyeceğim? Hız diyeceğim. Hız mol bölü litre çarpı saniye diyeceğim sevgili öğrenciler. Altlarını ne yapalım? Dolduralım hızlı bir şekilde. X 0.1, Y 0.1, 0.2, 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 arkadaşlar. 0.1, 0.2, 0.2. Yine arkadaşlar 8 çarpı 10 üzeri eksi 4. Buradan arkadaşlar 0.2, 0.2, 0.2. 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 arkadaşlar. Buradan 0.8 arkadaşlar. Şimdi bakıyorum değiştirmediğimiz kim kaldı? 0.2 arkadaşlar. 0.4. 32 çarpı
10 üzeri eksi 4 olarak verirsin. Şimdi arkadaşlar neyi soralım size? A şıkkı hız denklemi. B şıkkı tepkime derecesi arkadaşlar. C şıkkı K'nın birimi arkadaşlar. Çok öne kullanılır. D şıkkı K'nın değeri arkadaşlar. E şıkkı yavaş basamağı bulunuz arkadaşlar. Yavaş basamağın denklemini bulalım. Yavaş basamağın denklemi. Evet, 5 tane sorumuz var tablodan. Bakın arkadaşlar, hızlı bir şekilde ne yapalım? Tabloya göre sorumuzu çözelim sevgili öğrenciler. Şimdi bir tepkime verilmiş arkadaşlar. Tepkime tek basamaklı olabilir, mekanizma da olabilir. Onu nereden anlayacağım? Hız denklemini bularak anlayacağım arkadaşlar. Şimdi hemen bu tarz soruda ne yapıyoruz? 3 tane bileşen var. O zaman 2 sabit, 1 değişken arayacağım. Bakın sabit, değişken. Hemen geldim buraya arkadaşlar. Bakın sabit. Yani 1 ve 2'nin olan deneyleri kullanıyorum. Sabit. Kaç katından çıkmış? 2 katından çıkmış. Bakın burası sabit. Sabitin yani derişimleri değişmeyen bileşenlerin hıza etkisi yoktur arkadaşlar. Bakın yeğenim derişim 2 katına çıktığında hıza bakıyorum. Hız 2 katına çıkmış. O zaman arkadaşlar y için 2 üzeri a eşittir 2 üzeri 1'den hissediyorum. A buradan 1 olarak bulunur. Yani y'nin birinci kuvvetiyle doğru orantılı hız arkadaşlar. Sonra yer x ve z inceleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi 2 tane sabit var. Hemen ne yapacağım? Bakın sabitleri alacağım. Bakın yine sabit. Yani y ve z'nin derişim değişmedi. Sürece hızı etkisi olmaz. Bakın x'e bakıyorum. Kaç katına çıkmış? 2 katına çıkmış. Hıza bakıyorum. Hız değişmemiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hız sabit. Dolayısıyla derişim değişirken hız değişmiyorsa o bileşen arkadaşlar hız denkleminde yoktur diyebiliriz. Yani x ne olabilir? Ya a katalizördür ya da ara üründür diyebiliriz sevgili öğrenciler. Genelde ara ürün olarak kullanılır. Hız denkleminde yoktur. Yani x yer almaz. Şimdi sevgili arkadaşlar, artık x'i verdik. İşin daha kolaylaştı. Ben şimdi y'yi bulmuştum. Kim bulacağım? Z'yi bulacağım. Bakın y burada gördüğünüz gibi sabit arkadaşlar. Z'ye bakıyorum. Z'nin derişimi 2 katına çıkarken arkadaşlar hıza bakıyorum. Hız da kaç katına çıkmış? 4 katına çıkmış. Nereden anlıyorum? 8 kere 4 32 olduğu için arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Yani şu değer bu değerin 4 katıdır. Dolayısıyla arkadaşlar z için yazıyorum. Z için 2 üzeri buraya b diyelim. 4'ten ise arkadaşlar 2 üzeri b eşittir 2 üzeri 2'den buradan b kaç çıkar? 2 çıkar. Yani z'nin derişiminin karesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla a şıkkından başlıyorum. Tepkime derecesi, tepkime hız eklemi r eşittir k çarpı arkadaşlar. Nedir? X almıyorum çünkü hız ekleminde olmayacak. Y'nin birinci kuvveti y üzeri arkadaşlar. Y üzeri 1 çarpı z üzeri 2'dir. X'e bağlı değildir hız arkadaşlar. K'nın birimi b şıkkı. K'nın birimi arkadaşlar hemen yazıyorum. Litre bölü mol parantez derece eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden arkadaşlar hissediyorum. Litre bölü molün üzerine geldim. Derecesi kaç? Derecesi hemen bakıyorum. 2 1 daha 3 arkadaşlar. 3 eksi 1 çarpı 1 bölü saniyeden. O da eşittir arkadaşlar. Şurada gösterelim. Litre kare bölü mol kare çarpı 1 bölü saniyedir. Arkadaşlar tepkimede K'nın birimi. Gelelim C şıkkına. K'nın değerini sormuş bana arkadaşlar. Hemen bir nol tepkime ne yapalım? Kullanalım. Hız değerimiz R eşittir K çarpı Y üzeri 1 çarpı arkadaşlar Z üzeri 2 idi. R değerim kaç? 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir K çarpı Y'nin derecesine bakıyorum 10 üzeri eksi 1 çarpı üzeri 1 bakın üzeri 1 çarpı diyorum. Z'nin derecesine bakıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 üzeri arkadaşlar üzeri 2 olarak bulundu. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir diyorum. K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Çarparsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulunmuş ifadenin değeri. Buradan K arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü arkadaşlar 4 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten K buradan 0,1 olarak bulunur. Peki 0,1 nasıl buldum arkadaşlar? 0,1'i
10 üzeri 4'ler gidince 10 üzeri 4 bir 10 üzeri -3 kaldı. 10 üzeri -3 -3 yukarı artı olarak geçtiği için 10 üzeri -4 artı 3'ten 10 üzeri -1 10 üzeri -1 de 0,1'dir arkadaşlar. Gelelim D şıkkına. D şıkkında bana yavaş basamak denklemini soruyor. Şimdi arkadaşlar yavaş basamakta kimler var? Y ve Z var. Y'nin katsayısı kaç bir? Yani Y gaz artı arkadaşlar 2 Z gaz ürün şeklinde bir ne vardır? Denklemi vardır. Y gaz artı Z 2 Z gaz ürün şeklindedir yavaş basamak denklemi. Sevgili öğrenciler, gördüğünüz gibi yavaş basamakla genel denklem, verilen denklem uyuşmadığı için bakın Y'nin katsayısı burada 2, burada 1. Z'nin katsayısı burada 4, burada 2. X burada 3, X burada yok. Demek ki mekanizmalı bir tepkimedir. Bu tepkime en az 2 basamaktan oluşur. Basamak sayısı 3, 4, 5, 6 olabilir. Ama en az 2 basamaklıdır. Sevgili ve değerli arkadaşlar. Yeteri kadar örnek çözümünü düşünüyorum. Fazla sizi sıkmadan bu dersi burada ne yapmak istiyorum? Noktalamak istiyorum.